Uzun saatler oruç tuttuğumuz bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. Şimdi sırada heyecanla beklediğimiz ailelerimiz, yakınlarımız veya arkadaşlarımızla geçireceğimiz bir bayram tatili var. Peki tatilimizi nerede, ne şekilde geçirmeyi planlıyoruz? İyi bayramlar diliyor, sözü size bırakıyoruz. Bayram yaklaşıyor. Bayramlarınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Ben ailemle geçirmeye çalışıyorum olabildiğince. Bayram yaklaşıyor. Planlarınız nelerdir? Hiçbir planım yok, çalışıyorum. Bayram yaklaşıyor. Bayramlarda genelde neler yapıyorsunuz? Geziyoruz. Eşe dosta gidiyoruz. İşte öyle geziyoruz. Ramazan bitti, bayram geliyor. Siz bayramları genelde nasıl geçirirsiniz? Bayramda ailemle geçiririm, çocuklarımla geçiririm. Gideceğim yerler varsa onlarla büyüklere bayram hoşuma gider, ellerini öperim. Bayramda seçme şansınız olsa nereye gitmek isterdiniz? Antalya. Küçüklüğümüzdeki bayramlardan aklımızda kalan tek şey şeker toplardık. Ama şimdi yok. Yani bunlar kaldı aklımızdan. Ya da daha farklı geçiyorlardı. En azından daha bir anlam ifade ediyorlardı. Şimdi hiçbir anlam ifade etmiyor. Her şey normal, düz, rutin geçiyor yani. Peki en çok ailelerinizle nereye gitmeyi tercih edersiniz? İstanbul'da mı kalırsınız yoksa başka yerlere mi gidersiniz? Memleketime gitmeyi tercih ederim. Öyle işte, İstanbul'da da kalmayı, ikisini de tercih ederim. Peki küçüklüğünüze dair bayramla ilgili hatırladığınız bir şeyler var mı? Varsa paylaşır mısın? Bayramda küçükken tabii ki. Küçükken köyde eve dolaşırdık. Bayram herkesin, büyüklerin elini öperdik. Şekerimizi alırdık, işte haçlığımızı alırdık. Öyle. Peki küçüklüğünüze dair bayramla ilgili hatırladığınız bir şey var mı? Tabii ki var. Sokağımızdaki yaşlılara giderdik ve bize mendil hediye ederlerdi. Mendilin içine de harçlık koyarlardı. Onu hatırlıyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar.